anlamda son yerel seçimin ardından yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsa düzeltin lütfen, 60-70 milyar dolar civarında piyasadan para çektiğine dair bir bilgi ve yerinden kımıldamıyor yine de dolar. Hatta insanlar kur korumalı mevduattan vazgeçip faizle, çünkü çok ciddi tertemiz bir faiz geliri orada insanları cezbetmeye başladı. Çünkü dolar ilerlemiyor. Peki bu böyle devam eder mi? Ve nereye kadar devam eder? Bu artık oyun kurucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mıdır? Hazine midir? Artık hakikaten iç piyasaya hükmedebiliyor muyuz? Yoksa bizim görmediğimiz perde arkasında başka bir hikaye, bir tehlike var mıdır? Olayı biraz teknik hale geçirelim o zaman müsaadenizle. Evet, TL'de şu an güçlü bir duruş var. TL'nin durumu uzun zamandan beri yatay şekilde seyrediyor. Peki bunun temel sebebi nedir? TL yatırım araçlarına, TL varlıklara, finansal araçlara talebin artması. Yani uluslararası yatırımcının, yabancı yatırımcının elindeki dövizi getirerek Türk tahvili satın alması diyelim. Peki bu Türk tahvillerini hangi şartlarda satın alıyorlar? Yüksek faizler verilerek. Yani aslında baktığımız zaman faiz dolar dengesinde Sayın Nebati döneminin tam tersine dönmüş bir süreç içerisine girdik. TL varlıklara talep arttıkça da doğal olarak dövizde ve aşağı yönlü hareket, en azından yatay bir seyir görmeye devam ediyoruz. Yani burada aslında olağanüstü müthiş başarılar diye lanse edebileceğimiz bir durum yok. Sadece siz basit bir faiz artırımı yöntemiyle TL varlıklara olan talebi arttırdınız. Bu da doğal olarak TL'nin güçlü bir seyir elde Ama etmesine merkez bu sebep arada oluyor. ciddi dolar satın almış. Bu bizim için iyi bir şey midir? Evet, buradaki süreçte aslında biz çok net bilgiye sahip olamıyoruz. Yani bu rakamlar içerisine baktığımız zaman net hata noksan hesabı dediğimiz hesap çok uzun yıllar tartışıldı. Bunun içindeki rakam giderek yükselmeye devam ediyor. Milyarlarca dolarlık net hata noksan hesabını görüyoruz. Bunun yanında aslında baktığımız zaman TL nereden geliyor dediğimizde ihracatımız mı arttı? Hayır, ihracat rakamları aşağı yönlü hareket ediyor şu anda. Merkez Bankası'nın destekleyici bir durum yok. Yabancıdan gelen tahviller belli. Son haftaya baktığımızda 1 milyar dolar civarında bir satış da var aslında, tam tersi hareketli. Ki belki izleyiciler merak ediyordur, söyleyeyim. 32.10, 32.18 seviyelerinden birdenbire 32.80'lere gelmesinin temel sebebi son hafta içinde yabancıların yaptığı tahvil satışlarıydı. Buradaki artışın sebebi bu oldu. Peki bu Merkez Bankası'nın kaynağı ne? Bu sorunun cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu biraz daha ekonomi yönetiminin daha şeffaf bir şekilde açıklaması gerekiyor. Sadece sıcak parayla dönen bir sistem kuruldu ise, evet, kısa vadede bizim kârımıza bir süreç var. Şu an doları baskılıyoruz. TL güçlü duruyor. Ne kadar kârlı olur, bu da tartışma konusu. Bunun da detayına gireyim isterseniz. Ama baktığımız zaman sıcak paranın şu riski var. Yabancı yatırımcı ben paramı istiyorum dediği zaman hiçbir şey yapma şansımız yok. Birdenbire kur şoklarıyla hazırlıksız bir şekilde karşılaşma Önümüzde bir ihtimalimiz var. tehlikeli dönem görüyor musunuz? Ya da ekonomi dünyası nereye hedefliyor bu konuda takvim açısından? Risk nerede Aslında iki var? yönlü de bir tehlike var. İki yönlü de bir tehlike var. Birincisi şu: her ne kadar medyada Türkiye'de turizmin çok iyi gittiğine dair haberler görsek dahi şöyle bir sıkıntımız var. Türkiye'de şu anda yabancı turist yok denecek kadar az. Turizm konusunda yeterli gelir elde edememe ihtimalimiz var. Yazın hemen başındayız. Yani ekonomi yönetiminin doları bu baskılaması Türkiye'yi turizm için pahalı bir ülke haline getiriyor. Rakiplerimiz karşısında bizi savunmasız bırakıyor. O da doğal olarak turizm gelirlerimizin ülkeye gidecek olan döviz miktarının azalması anlamına girer. Yani ben bir tahville döviz gireceğine turizmle girmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü giren döviz Türkiye'de kalır. Ama tahvilde yarın bir gün ben gidiyorum dediği zaman gitme ihtimali yüksektir. Birinci sıkıntı bu. İkincisi, ihracat rakamlarımız da düşüyor benzer bir sebeple. Şimdi küresel ekonomiyi de dikkate almak gerekiyor. Daralan bir Avrupa ekonomisi görüyoruz. Bizim en büyük müşterimiz Avrupa ülkeleri, Almanya başta olmak üzere. Bu da bizim